Hocam bugün 6 Eylül 2014 Torbalı Murat Bey Mahallesi'ndeyiz. Adınız? Mustafa Okuroğlu. Baba ismi? Osman. Osman. Kaç doğumlusunuz? 1946 doğumluyum. Ancak Türkiye'ye gelirken göçmen kağıdıyla geldik. Babamın üzerine kayıtlı olarak. Daha sonra İçişleri Bakanlığı bizi vatandaşlığa oraya geleceğiz edince nüfus çıkarıldı. O nüfus çıkarılırken Bursa Orhan Gazi'deki nüfus müdürü 46'yı 49 yazmış. 46 doğumlusunuz. Ve dolayısıyla benim bütün yaşamım 49 olarak resmi kayıtlarda 49 olarak geçiyor. Nerede doğdunuz? Nerede doğdunuz? Yugoslavya'nın, o zamanki Yugoslavya, şimdiki Makedonya'nın Valandova kasabasının, bu Doyran Gölü'ne yakın Valandova kasabasının Memişler köyünde. Memişler'de. Köyünüzü hatırlıyorsunuz. Tabii ben daha... Nasıl bir köydü? Bir anlatır mısınız? Böyle dağ, yamaçta mı? Dağ köyü, tarım arazisi çok az olan bir köy. Köylüler bir miktar tarım arazileriyle bir miktar da hayvan besleyerek geçimlerini sağlıyorlar. Sizin aileniz ne iş yapıyordu? Benim ailemin bir miktar toprak arazisi vardı. İşte buğday, mısır ekerdik. Bir kısmında tabii hayvanımız vardı. İnekler, koyunlar, tavuklar. Böyle kendi yağıyla kavrulan küçük bir aile olarak yaşadık. Köyün tamamı Türk müdür? Tabii bizim köyümüzde hiç yabancı yoktu. Çevresindeki köyler? Hatta çevre köylerde işte örneğin Ormanlı, Durlobosu, İzleş, Pırıstan gibi daha pek çok köyler vardı. Bu köylerdeki yaşam Türklerin, sadece Türklerin olduğu köydü. Ama bizim köylerimizin bulunduğu muhitin ortasında bir de Kosturno diye bir köy vardı. O da tamamen Hristiyan köyüydü. Valandova kasabamız da, Valandova kasabamız bizim ilçe, pazar olan yerimizde vardı yabancılar. Yani hem Hristiyan hem Türkler. Ayrıca bu Valandova'ya, Doyran Gölü'ne yakın birkaç tane köyde karma yaşam vardı. Makedonlarla Türkler aynı köyde yaşıyorlardı. Ama bizim köylerimizde, bu dağ köylerinde tamamen Türk köyleri vardı. Tamamen Hristiyan olan köyler de vardı. Ve birbirlerine gidiş geliş yaparlardı. Yani öyle bir problem var mıydı peki orada, hayır, size? Hayır. Mesela orada Hristiyanlardan, devletten baskı... Yok, yok. Özellikle bu ikinci Cihan Harbi'nden önce, Alman Harbi'nden önce kargaşa dönemlerinde köyler arasında, Hristiyanlarla Türkler arasında, Osmanlıların geri çekilmesinden sonra belki ufak tefek problemler olmuş ama genelde birbirlerini tanıyan insanların oluşturduğu için halk arasında herhangi bir problem yoktu. Hele 2. Alman Harbi'nden sonra Tito'nun sosyalizm devletini kurmasından sonra zaten kesinlikle öyle bir ırkçılık olmadı. Hatta bizim mesela köylerimizin ortasında dediğim bu Kosturun köyünün gençleri bizim köylerimizin gençleriyle askere gittiğinde asker arkadaşları vardı. Babamın o köyde çok samimi dostu, asker arkadaşları vardı. Benim amcam başka bir köyde otururlar, Dizleşova köyünde. Onun çok samimi dostları vardı. Uzun yıllar muhtarlık yaptı İzleş köyünde amcam. Ve onu kasabada herkes tanır, herkes saygı duyardı. Ve tarlalarımız birbirine komşu olduğu için işte ekim, biçme, çapalama, orak ve harman zamanları bu Hristiyan köyüyle Türk köyünün insanları tarlara komşusu oldukları için birlikte çalışırlardı. Ben hiç unutmuyorum 6
buçuk yaşında idim ben Türkiye'ye, 6 yaşındaydım Türkiye'ye döndüğümüzde, Türkiye'ye geldiğimizde. Hatta 7 yaşına basmıştım, okula bile başlamıştım. Eylül ayında okullar açıldığında okula başlamıştım. Sonra biz Şubat'ta göç ettik, geldik. Babam ona göre hazırlamış evrakları rahmetli. Bizi uğurlamaya geldi Hristiyan köyünden babamın arkadaşları. Ve gece bizde kaldılar. Ben böyle hatırlıyorum, 6-7 yaşlarında çocuk. O gece bizde kaldılar. Vedalaşırken benim anneannem vardı, Şefika ninem. Onunla bu Hristiyan ailenin nenesi, ben ismini hatırlamıyorum, babo diyorduk biz onlara, yaşlılara, ağlayarak ayrıldılar birbirlerinden. Onun için böyle köylerde herhangi bir problem yoktu ama zaman zaman her yerde olduğu gibi belki bir gençler arasında ufak tefek olaylar olmuş olabilir, yani o önemli değil. Peki hocam, bu Nemişler köyü kaç haneydi? Biz bıraktığımızda 42 hane filandı, yani 40-41 haneydi. Tabii bunların çocukları filan oldu. İşte aileler genişledikçe, topraklar azaldıkça yaşam koşulları zorlaştığı için bu sefer gençler mecburen başka kasabalara gitmek zorunda kalıyordu. Ama bizim zamanımızda 1955 yılında daha henüz köyde herkes zor da olsa geçimini sağlıyordu yani. Peki buraya geleceğiniz nasıl konuşulmaya veyahut da böyle bir şey olmaya başladı? Şimdi Türkiye'den isim akrabası olanlar, yani daha önce gelenler, işte daha önce gelmiş. Zaten bizim Avrupa'ya gidişimiz Türkiye'den. Evet. Biliyorsun Osmanlılar Avrupa'yı fethettikçe buradan oraya Türkler yerleştirilmiş. Mesela bizim esas kökenimiz dedem varmış. Ben hiç hatırlamıyorum dedemleri. Babamdan duyardık. Bizim Türklere eski Hristiyanlar Koynarka derlermiş. Koynarka, Konya kökenli kişiler anlamına geliyor. Kişiler alıyor. Yani Osmanlılar Avrupa'yı fethettikçe Türkiye'den karakteri, kimliği, dinini koruyacak, kişiliğini, kimliklerini muhafaza edecek dört dörtlük Türk ailelerinden oralara götürüp ev yerleştirilmiş. Ve Avrupa'da büyük bir Türk kitlesi oluşmuş. Tabii Osmanlılar uzun yıllar Avrupa'ya hükmedince doğal olarak Türklerin Avrupa'da, özellikle bu Makedonya bölgesinde çok fazla eserler de bırakmışlar. Peki oradaki lakabınız neydi? Şimdi konumuz şuydu. Nasıl geldi konusuna gelince, Atatürk 1923'te Cumhuriyeti ilan ettikten sonraları Türkiye'ye, işte Bulgaristan'dan, Yugoslav, o zamanlar daha Sırp devletiymiş, Sırbistan'dan, Yunanistan'dan davet etmişler Türkleri, gelsinler ana vatana diye. Bir kısmı gelmiş, bir kısmı gelmemiş. Ve ondan sonra olay kapanmış. Daha sonra 2. Cihan Harbi'nden sonra 1945'lerde parçalanmış aileleri birleştirilme yasası diye bir yasa çıkarılmış ve bizim Türkiye'de isim akrabası olanlar, bu Yunanistan'da, Bulgaristan'da veya o zamanlar sonra işte Yugoslavya oldu, Yugoslavya'da ki akrabalarına davet, kefil olarak davet ediyorlar. Ama kefil olurken de gelecek aileyi en az 6 ay bakabilecek kadar geliri, malı, mülkü olan aileler kefil olabiliyormuş. Evet, hocam devam edin. İşte o sürede bu göçler başlıyor ve bizim de Kırklareli'nin Karakoç köyünde
anneannem, ninemin kız kardeşinin oğlu bize kefil olmuş ve onun davetiyle biz de işte amcamlar benim Kırkkale'nin içerisindeki akrabalardan kefil olanlar sayesinde biz o zamanlar işte evraklar yapıldı ve serbest göçmen kaç olarak, yılların oluyor bu? He? Kaç yılların oluyor? 1955 yılında. 55-56 yıllarında. Sonra bu olay çok devam etti. 65'lere kadar filan sürdü. Hatta 70 yıllarında gelenler var. Peki oradaki lakabınız neymiş? Aile lakabınız? Orada lakap olarak şöyle dede anılır. Mesela Osmanov İsmail veya Süleymanov Hasan. İşte Süleyman'ın oğlu Hasan veya Mehmetov Hüseyin gibi dede ve isimle anılırdı. Soyadı yoktu. Peki oradaki gelirken mallarını sattınız mı? Satabilenler kendi isim akrabalarına cüz'i bir para karşılığı sattılar ama resmi olarak gidip tapuda falan yapılmadı. İşte diyelim ki biz örneğin amcama babam bırakmış malları. Amcam da ben bilmiyorum tabii çocuk bir miktar para vermiş herhalde babama. Öyle geldi. Daha sonraları Türkiye'den öğrenildi 1967-68 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Cumhuriyeti arasında bir anlaşma yapılmış. Yugoslavya'dan gelen Türklerin orada bıraktığı gayrimenkul tarla, bağ, bahçe gibi mallarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Yugoslavya Cumhuriyeti'nin tazminat almış. Sonra bu tazminatı Türkiye'de Türkiye'ye göç etmiş olan kişilere duyuruluyor. Demişler ki siz orada ne kadar mal bıraktığınızı bize ispatlayın. Biz de bundan karşılığında size para ödeyelim. Ankara'da Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde takdir ve tevzi komisyonu kurulmuş. Bu takdir ve tevzi komisyonuna müracaat eden göçmen olarak Yugoslavya'dan gelip de müracaat eden kişiler evraklarını gönderdiler ve takdir ve tevzi komisyonu bunların elindeki resmi belgelere göre ve oradaki köylerin durumuna göre bir değer biçmişler ve bu değer üzerinden kişilere para verdiler. Ama öyle bir olaylar oldu ki açıkça söyleyeyim paraların yarısını bile vermediler insanlara. Yediler Ankara'da paraları. Sizin aileniz bu şeyden aldı mı? Bizim şöyle istediler. Elinizde belge olsun dediler. Tapu veya senet mal olduğuna dair. Bunları çoğu insanlar işte isim akrabalar aracılığıyla oradan getirtildi. Tapuları veya tapu senetleri veya işte belgeleri onlar Ankara'ya gönderildi. Ankara'daki takdir ve tevzi komisyonu da bu belgeler üzerinden kişilere para verildi. Ama o kadar uzun süre aldı ki bu. Benim askere gittiğimde babam rahmetli, oğlum biz yıllar önce burada bir avukata vekalet verdik. Bizim oradaki mallarımızın değerini Ankara'da ayarlayacaklardı. Bir ona ilgilensene diye bana söylediğinde ben Ankara'da yedek subay askerlik yaparken buraya gittim. Takdir ve tevzi komisyonunu buldum. Orada bizim dosyayı çıkarttım. Ama bizim babam rahmetlinin vekalet verdiği avukat ölmüş. Ölünce de vekalet geçersiz kalmış. Ve ben tekrar bir dilekçeyle yedek subayken tekrar bir dilekçeyle bu dosyayı faaliyete geçirdim.
ve askerden geldikten bir yıl kadar sonra babam rahmetli oldu, öldü. Babam öldükten sonra bize Ankara'dan yazı geldi. İşte takdir ve tevzi komisyonu sizin dosyanızı inceledi. Yugoslavya'daki mallarınızla ilgili size avans ödenecektir. Bize Ziraat Bankası'ndan hesap numarası gönderin dediler. Babam öldüğü için biz mecburen veraset ilamı çıkardık. Ben bu veraset ilamıyla bütün kardeşlerin adına bankada hesap açtırdım. Sonra bu hesap numaralarını veraset ilamıyla birlikte Ankara'ya gönderdim ve bize avans mahiyetinde cüzi paralar gönderdiler herkesin adına. O evraklardan hiç sakladığınız var mı? Elimde takdir ve tevzi komisyonundan gelen bazı evraklar var tabii. Onları hocam hatırlatın da fotoğraflarını çekeceğim ben. Olabilir. Ondan sonra... Peki. Ama bu 2-3 yıl devam etti. Ondan sonra da zaten kestiler, bitti, bir daha da gelmedi. Son bir ödeme yapılacak denildi. Gene bize bir para verildi. Fakat benim kafama takılan konu şu. Bize ilk bu size avans ödenecek yazısı geldiği zaman sizin Yugoslavya'daki mallarınızla ilgili şu kadar para tespit edilmiştir veya değer biçilmiştir. Bunu size peyderpey ödeyeceğiz falan diye bir yazı yok. Bizim oradaki mallarımıza ne kadar değer biçilmiş, kaç para takdir edilmiş, hiç böyle bir şey bize söylemediler. Sadece avans veriyoruz, avans gönderiyoruz, avans gönderiyoruz. En sonunda da son bir ödeme yapacağız dediler. Ve kardeşler olarak bizim Ziraat Bankası hesaplarımıza birer miktar para gönderdiler. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Orada araziniz ne kadarmış? Valla bizim oradaki arazimiz babamın bana zaman zaman anlattığına göre, sonra ben tekrar Avusturya'ya kursa giderken köye uğradım, kaldım bir iki gün. 15-20 dönüm bir yer ya var ya yoktu yani. O da parçalı, işte birisi köyün doğusunda, batısında, bilmem neresinde, böyle böyle ufak tefek araziler tabii. Peki hocam, oradan aileniz kaç kişi geldi? 8 kişi geldik. Babam, annem, anneannem, bir de biz 5 kardeş. 3 erkek, 2 kız. Trenle geldiniz. Tabii yani. Eşyanızı getirebildiniz mi? Tabii. Gelirken yanımıza kendi ev eşyalarımızla beraber Gevgelia diye bir sınır kasabası vardı Yugoslavya ile Yunanistan arasında. O sınır kasabasında toplanıyordu gidecek olanlar. Bir vagon kiralıyorlardı trende. O vagona eşyalarını dolduruyorlardı. Kendileri de normal trenle geliyorlardı. Hatta biz eşyaları doldurduğumuz vagonun ön kısmına eşyaları doldurduk. Arka kısmına da kendimiz yataklar falan serildi. Öyle geldik Türkiye'ye. Köy tamamı boşaldı mı? Yok. Hayır. Bizden sonra gelenler oldu ama köyde yaşayanlar, hala yaşayanlar var köyde. 3 hane hala köyde yaşıyor. Bizden sonra 2-3 hane başka köye, daha toprağı olan, daha yaşam koşulları iyi olan bir köye göç etmişler. Ama köyde hala 3 veya 4 hane yaşıyor. Peki, kaç yılına çıktınız orada siz? 55 yılının. Hangi ayda? 1955 yılının Şubat ayında. Çıktınız. Çıktık. Nereye geldiniz önce? Kırklareli'ne, trenle Kırklareli'ne geldik. Kırklareli'nden bize kefil olan annemin akrabası, dayımın yaşadığı Karakoç köyüne gitti. Ama amcamlar Kırklareli'nin içinde kaldılar. Peki oradan nereye geldiniz? Ne kadar kaldınız Kırklareli'nde? Biz orada aşağı yukarı 7-8 ay kaldık. Geçiminiz neyle sağladınız orada? Orada bize tarla icarladık. Buğday falan ekti babamlar. Kendi getirdiğimiz ufak tefek paralarla alınan gıda maddeleri, bize kefil olan dayımın desteğiyle orada bir 6-7 ay kaldık. Sonra bizim Kırklareli'nde
amcamların kefili olan Kemal amcamız, Kemal Okuroğlu, zaten oradan soyadımız da onun tavsiyesiyle Okuroğlu yaptık sülaleyi. O bize Kırklareli, Trakya taraflarında geçim koşullarının zor olduğunu, Anadolu'ya gitmemizi tavsiye etmiş. Ondan sonra biz oradan yine çok önceleri Türkiye'ye gelmiş olan Orhan Gazi'ye, belki bir akrabanın aracı, uzak akrabanın aracıyla Orhan Gazi'ye geldik. Orhan Gazi'de de bir süre yaşadık. Söke'ye geçtik. Orhan Gazi ne kadar mesela? Kaç ay gibi? Vallahi Orhan Gazi'de gene orada da bir yıl kadar kalındı. Peki vatandaşlığı geçme işlemi nerede oldu? İşte orada oldu. Orhan Gazi'de oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan bize vatandaşlığa geçme hakkı tanındı. Tanınmış ve babamı çağırmışlar nüfus müdürlüğüne. Nüfus müdürlüğü hepimize sonra nüfus kağıdı çıkartmış. O pasaportlar... Benim o nüfusum hala duruyor. Onlar hocam soracaktım. Ama şu anda nerede bilmiyorum. Yalnız bulurum herhalde arasam. Hocam onlar, o evraklar, şunlar bunlar, o mesela geçiş evrakları, pasaportlar falan filan. Yok, onlar yok elimizde. Zaten geçiş evrakı, pasaport yok. Bir göçmen kağıdı varmış. O göçmen kağıdında bizim Memişler Köyü'nde, Yugoslavya'da fotoğraf çekildi. O göçmen kağıdına hepimizin fotoğrafı yapıştırılıp yanına bilgi verilmiş. Fotoğraf yapıştı. Önce babamla annem, onların kimlikleri yazılı. Anneannem, ablamlar, abimler, biz. Sonra o göçmen kağıdıyla gümrükten geçilmiş ve işte nüfus çıkarma hakkı doğunca o göçmen kağıdını babam rahmetli nüfus müdürlüğüne götürüyor. Orada o kağıt iptal oluyor. Herkese, herkes adına nüfus çıkıyor. Niye Okuroğlu'su ismi? İşte bizim Kırklareli'ndeki amcalar Okuroğlu soyadı almışlar. Ama bunun da tabii bir sebebi var. Bizim amcamların, ben tanımıyorum, büyük amcamların bir kardeşi İstanbul'da medresede okumuş. Makedonya'da da, o zamanlar Yugoslavya'da, Sırp devleti zamanlarında, daha Yugoslavya kurulmadan, yani 2. Cihan Harbi'nden önce benim amcalarından bir tanesi İstanbul'da medresede okumuş. Ondan dolayı. O işte okumuş oğlu falan derlermiş. Derken okumuş, okur oğlu. Sonra Türkiye'ye göç edip geldikleri zaman, 1. Cihan Harbi'nden sonra gelmiş onlar. Biz 55'lerde geldik. Yani 2. Cihan Harbi'nden sonra. Ama aile irtibatı devam ediyor. Tabii yani göçmen olarak gelmeden önce turist olarak gelip gitmeler olmuş birkaç defa. İşte dönünce, yani Türkiye'ye gelince de soyadı kanununa göre bir soyadı alması gerekiyor. Ve bizim o ilk gelenler amcaların soyadından dolayı Okuroğlu olmuş. Ama daha sonra gelen diğer amcalar, onlar kendilerine göre istedikleri soyadını koymuşlar. Hepimizin, yani bütün sülale bizim Okuroğlu değil. Değil mi? Mesela değil. Ne mesela? Saykaloğlu var mesela İstanbul'da. Ama amcanız. Tabii amcalar. Peki, ama babamın amcaları diyeyim. Yani, benim yani aynı kökküne. Onlar Saykaloğlu olarak almışlar. Okula nerede başladınız? İşte ben Makedonya'da Eylül ayında okullar açıldığında okula başladık. Ama Şubat tatiline girmeden buraya geldiniz. Türkiye'ye göç ettik. Ondan sonra ben bir buçuk yıl hep böyle oradan oraya gezmelerden dolayı okula başlayamadım. Sonra Orhan Gazi'de okula başlamam yani gerekti. Okula gitmem lazımdı. Ve okula başlayacağım, bir okula gittiğimde birinci sınıfa alacaklar ama yaşım birinci sınıfı geçti. Ve sonra ben orada okuldaki öğretmen ve idarecilere, ben okuma yazma biliyorum dedim. Nasıl biliyorsun dediler. Biliyorum dedim. Bana bir kitap verdiler. Oradan okudum. Kalk bakalım dediler. Tahtaya bir şeyler yaz, adını yaz. Ben sonra adımı
yazdım tahtaya. Bir iki kelime daha yaz dediler. Onları da yaz. Oho dediler, bu çok iyi. Bunu dediler. İkinci sınıfa başlattılar sonra beni. Sonra Söke de geldiniz. Tabii sonra ikinci sınıftan geçtikten sonra Söke'ye daha önce gitmiştik. Söke'de fazla kalmadık biz. Orhan Gazi'de ikinci sınıfı okudum. Sonra o sürede büyük ablamı, babam memleketten nişanlısı olan enişteme evlendirdik. Onlar da Kırklareli'nin İnece köyünde mi ne oturuyorlarmış. Sonra onlar bu akrabalarından dolayı Torbalı Özbey köyüne gelmişler. Ablamlar buraya taşındılar. Sonra babam ablamı ziyaret etmeye, onların nasıl bir yer yaşadıklarını görmek için buraya geliyor ve bu tepe köyü çok beğeniyor. Bağlık, bahçelik, her taraflar, arazi çok. Bir de tren geçiyor buradan, o zamanlar çalışıyor. Ve bizim eskiden gelip buraya yerleşmiş babamların tanıdığı bir adam var. Onlar da burada yaşıyorlar. Onların da tavsiyesiyle, ya diyorlar ne işiniz var, gelin, burası çok güzel, arazileri olan bir yer. Sonra babam da geldi, bize dedi ki ya çocuklar öyle bir güzel ki o dedi. Ablanların köyü iyi değil, orası viran bir köy dedi. Aynı bizim memleket köyü gibi dedi ama Tepeköy diye bir yer var dedi. İçinden tren geçiyor her tarafı. Bağlık, bahçelik dedi. Oradan ufak tefek bir yer alsak dedi. İstasyonda dedi köfte satsanız dedi gene geçinirsiniz dedi. Abimlere filan. Ondan sonra çıktık geldik işte burasını aldık ve buraya yerleştik. Kaç yılında? 1957'de. 57'de. Peki burada geçiminizi nasıl sağladınız? Burada abimler işe girdiler. Babam icarla tarla tutuyordu, pamuk ekiyorduk, tütün ekiyorduk. Ben tabii okula devam ediyordum. Lise, ortaokul nerede gittiniz? Ben ilkokulu Kazımpaşa'da okudum. Ondan sonra eski Torbalı Ortaokulu açıldı. Kız Meslek Lisesi, şimdiki Kız Meslek Lisesi'nin, eski Kız Meslek Lisesi'nin ortaokuldu. Liseyi? Ortaokul orada okudum. Ondan sonra liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'ne başladım. Ondan sonra üniversitede... Ama ben İzmir Namık Kemal Lisesi'nde birinci sınıfı okudum. İkinci sınıfı okurken sınava girdik. Çok başarılıydım. Ben aslında ortaokul bittikten sonra sınav kazandım. İstanbul'da Boğaziçi'nde, şimdi Boğaziçi Üniversitesi olan, o zamanlar Robert Kolej'di. Onun sınavlarına girdim, kazandım ve ben İstanbul Robert Kolej'de, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yıl hazırlık sınıfı okudum. İngilizce hazırlık sınıfı okudum. Hazırlık sınıfının sonundaki sınavda 75 puan aldım. 75 puan alanlara yarım burs, özel üniversite tabii Robert Kolej, yarım burs, 85 ve üstü alanlara da tam burs veriyorlardı. Yarım burs alınca babam rahmetli dedi ki oğlum ben seni yarım da olsa dedi bu tamam. O parayı veremem. O zamanlar yarım burs 2000 lira falan yıllık. 4000 liralık bir okul. Ben dedi oğlum seni 2000 liraya burada dedi 5 sene okuturum dedi. İzmir'de çıktık geldik. Ondan sonra Namık Kemal Lisesi'ne başladım. Ondan sonra Namık Kemal Lisesi'nde 2 yıl okuyunca İkinci sınıfta bu sefer AFS, American Field Service International Scholarship denen uluslararası burs sınavlarına soktu beni öğretmenlerim. Girdik, kazandık. Hadi Amerika. Hadi bakalım Amerika. Liseyi Amerika'da tamamladık. Lise son sınıfı Amerika'da okuduk. Hangi şehirde? New York'ta. Kaliforniya'da Visalia diye bir San Francisco'nun güneyinde Visalia diye bir kasabada, San Francisco ile Los Angeles'ın hemen hemen ortasında bir kasabada aile yanında kaldık. Onun ailenin çocuklarıyla beraber lise son sınıfı okudum. Oradan aldığımız diploma Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylandı.
ve biz de sonra üniversiteye sınavlarına girdik. Ama benim o zamanlar işte gençlik hülyalarımı ne dersin, yabancı dil puanıyla üniversiteye gireceğim. Ayrım yapmıyorlardı, yabancı dil puanı yazıyorlardı. Ben de kendi kendime, ya dedim ben bu İngilizceyi nasıl olsa biliyorum, çok iyi biliyorum. Kaydolayım dedim Almanca bölümüne. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi Almanca bölümüne. Filolojiye. Filolojiye. Onu da bitirin dedim. İki dilim olur dedim. Ama tabii iş öyle kolay değil. Ondan sonra Alman dili edebiyatının filolojiye kaydolduk ama geldi bana sor neler çektiğimi. Zor zor bitirdiniz. İşte çok uğraşmam sonucu yaz aylarında bizim proflar, profesörlerimiz çalışmalarımızı takdir ettiler ki bir sene bir yaz Avusturya'ya yaz kurslarına, bir yaz da Almanya'ya Goethe Üniversitesi'nin Frankfurt'taki kurslarına ayarladılar konsoloslukları, okul arasıyla ilişkilerde. Oralardaki işte pratik derken 4 yıllık fakülteyi 5 yılda bitirdik. Bu arada giderken köyünüze uğradınız dediniz. Tabii işte Makedonya. Ne değişmişti peki o zamanki 55'ten? Valla pek de bir şey değişik değildi yani. Köylülerin yaşantıları gene aynıydı hemen hemen. Aynıydı. Peki Türkiye'de öğretmen olarak atandınız. İlk görev yeriniz neresi? Torbalı Lisesi. Torbalı Lisesi. Son görev yerinde Torbalı Lisesi. Kaç yılında Torbalı Lisesi'ne geldiniz? 1977'de başladım ben. Ve bizim hocamız oldunuz. Sizin hocanız olduk. Tabii. Okuroğlu. Ondan sonra bir iki defa tayinimiz çıktı. Ama sonra buradan emekli oldunuz. Evet, o tayinleri durdurduk. Peki hocam, şunu soracağım size. Ve Torbalı Lisesi'den emekli oldum. Bu mahalle eski bizim göçmen mahalle. Göçmen ne, buranın şeyi neydi? Yemişlik Mahallesi diyorlar değil mi? Mahallesi. Yok, Ormanlı yok. Mahallesi. Şimdi bizim bu mahallede oturan göçmenlerin çoğunluğu Makedonya'nın ormanlı köyünden oldukları için ondan mı ormanlı diyorlar? Ormanlı diyorlar. Yoksa mahallenin ormanlı falan oluşundan değil. Bizim burası Murat Bey Mahallesi'dir. Anladım. Murat Bey Mahallesi. Fakat şimdi bizden sonra buranın arazisinin ve yaşam koşullarının iyi olması, akrabaların da burada olması neticesi bir sürü göçmen geldi buraya. Değişik köylerden. Makedonya'dan ama. Makedonya'dan. Değişik köylerden. Yunanistan'dan da göçmenler var burada. Peki buraya geldiğinizde? Şimdi buraya gelenlerin bizim şu muhit, futbol sahası ve bu çevresinin oturanların çoğunluğu ormanlı olduğu için Ormanlı Mahallesi diyorlardı. Geldikleri köyün ismine. Tabii. İstasyonun karşısında ki göçmenlerin çoğunlukta olduğu mahalle var. Salhane'nin olduğu yer var. Olduğu yerde göçmenler var. Öyle laf et. İşte konuşulduğu zaman nerede otururuz? Valla ormanların yanında oturuyoruz denilirdi. Öyle şey yapar. Peki geldiğinizde buraya size farklı bakış oldu mu? Ötekileşme. Valla ben tabii çocuktum. Öyle fazla bir şey görmedim ama burada yaşamadık da işte Söke'de kısa süre yaşadığımızda oradaki çocuklarla mahallede kaynaşırlarken işte bize Tito Tito derlerdi. Burası da Tito Mahallesi'ydi. Hayır. Ha, Tito Mahallesi derler bazen. Tabii. Eskiler öyle diyordu. Yani ama bu tren yolunun batı kısmındaki işte burası, istasyonun karşısı, Salhane'nin oradaki mahalle göçmenlerin ve Yugoslavya göçmenlerinin çoğunlukta olduğu bir yaşam bölgesi olduğu için Tito Mahallesi derler geneline. Tito o zamanlar Yugoslavya'nın başkanı. Yugoslavya'da federatif cumhuriyet oldu 1945-46'larda İkinci Cihan Harbi'nden sonra. Tito başkandı. İşte oradan gelenlere Titolu, Tito bunlar derlerdi. Ama o zamanın diyelim ki çocukları arasında kullanılan bir şeydi. Pek öyle bir işte kırgür olarak derlerdi belki. Fakat kırgür var mıydı böyle? Kırgür. Yok.
Yok, hiç olmadı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin hepsi hemen çiftçi ailelerdi. Ve usta. İnşaat ustası ve çiftçi. Ve bu çiftçilikte icarla tarla tutarlardı. Yıllık kiralarlardı. O tarlalara pamuk, buğday, tütün ekerlerdi. Ve o tarlaların kıyısını, köşesini çalışırlardı. Bizden önceki tarla sahipleri fazla mallar olduğu için mi veya toprakla fazla uğraşmadıkları için tarlalara pek bakmazlarmış. Bizim göçmenler tarlaları öyle bir işlediler ki, burada Giritli göçmenler vardı, Girit'ten gelenler vardı eskiden. Ertuğrul'dan mesela. Aha. Onlardan şöyle bir laf duymuş babam rahmetli, bize anlatırdı. Titolar, Yugoslavya göçmenleri geldiler de toprak işlemesini bize öğrettiler. Modern tarım. Yani modern tarım veya tarlaların her tarafını kullanma. Yani kıyı, köşe, işlenecek arazi neresi varsa orasını işledi adamlar. Peki hocam, buraya geldikten sonra kız alışverişi ne zaman olmaya başladı? Vallahi zaten ablamın, büyük ablamın nişanlısı, anlattım baştan. O sizin memleketinizden. Oradan geldi, burada evlendiler. Ha, daha sonra... Yerlilerden. Yerlilerle pek ilişkimiz olmadı. Genellikle göçmenler arası olurdu. Yani hep şunu derlerdi. Vallahi tanıdık olsun. Bildiğimiz insanlar olsun. Ve birbirleriyle daha çok, yani göçmenler arası kız alışverişleri olurdu. Ha, bu arada çalıştığı yerlerde tanışıp da diyelim ki buranın yerlileriyle kız alışveriş olanlardı. Tabii ki vardı. Ama çok azdı. Genelde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya göçmenleri zaten çoğunluk göçmen olduğu için ve ister istemez tanışmalar da göçmenler arasında oluyordu. Peki evlerinizi kendiniz mi yaptınız? Hepsini kendimiz yaptık. 1900 tam hatırlamayacağım, yanlış rakam vermeyeyim. 65 yıllarına kadar gelenler hep serbest, 1955'ten sonra gelenler serbest göçmen olarak geldiler. Ondan önce Atatürk'ün çağırdığı zaman, yani 2. Cihan Harbi'nden önce, 1940'tan önce gelenlere devlet destek vermiş. İskan verdi. İskan vermiş. Örneğin Yeniköy'de yerleşenlere araziler vermişler. Ötekiler serbest olduğu için bir şey yok. Biz 50'den sonra, 55'ten sonra gelenler serbest göçmen olarak geldikleri için devletten herhangi bir yardım almadı. Peki hocam, şunu söyleyeceğim şimdi. Bir defa Avusturya'ya giderken köyünüze gittiniz. Ondan sonra gittiniz mi hiç, veya gidenler oldu mu? Ya da oradan gelenler oldu mu? Tabii canım, gelenler çok var. Hayır. Yani gelip gitmeler var mı yine? Tabii var. Geri giden pek olmadı. Sadece ben hatırlıyorum, bir aile geri gitmişti. O da Avusturya'ya çalışmaya gidiyor. Oradan tekrar köye dönüyor. Türkiye'ye gelmiyor. Ama Bulgaristan'dan bu soykırım olayları oldu. 1980'li yıllarda, 85'li yıllarda. O zamanlar işte onları asimile etmeye çalıştığı zaman Bulgaristan, çok göçmen geldi. Daha sonra Bulgaristan'da rejim değişiklikleri falan olunca onların bir geri kısmı gitti. Geri gidenler olmuş. Peki bugün imkansız arasılar kendi köyünüze? Yok, gidilmez. Kendi gider misiniz? Gitmez, çünkü şöyle, bizim hala benim şut kardeşim bizim köyde değil de başka bir köye yerleşti. Şut kardeşim orada, çocukları var İstanbul'da. Zaman zaman geliş gidişler oluyor. Oranın yaşam koşulları bizim Türkiye'ye göre çok daha zorlaştı. Hele hele bu Yugoslavya parçalanıp da Makedonya olduktan sonra, Makedonya'da arazi az, toprak işleme arazisi az. Köy yerlerinde, mesela Yugoslavya'nın kuzeyine gittiğin zaman, Almanya, Avusturya'ya doğru gittiğin zaman çok geniş araziler var. Bugünkü Sırbistan,
falan o şey Macar Ovalarına doğru, ama bizim Makedonya, bu Yunanistan sınırındaki Makedonya pek öyle kalkınmış veya çok ilerlemiş bir ülke değil. Hatta hala Yugoslavya ile Makedonya isminden dolayı Yunanistan'la aralarında problem var. Şimdi bu Makedonya Büyük İskender'in kökünden kalma. Yunanistan diyor ki Büyük İskender bizim. Anladım. Peki ama hocam. O problem hala diyor, fakat Makedonya adı kabul edildi dünyada her tarafta. Yaşam koşulları pek de öyle iyi değil. Onun için sanmıyorum buradan geri gitmek isteyen olsun. Çünkü çocukların gideceği yüksek okullar az, iş sahaları az. Orada okul bitirenler ne yapacaklar? Yani zor bir hayat. Türkiye'ye göre zor bir hayat olduğu için pek buradan gidecek insan olacağını sanmıyorum. Peki hocam, şu ana kadar görüşmelerde kayıttan çıkarmamı istediğiniz herhangi bir yer var mı? Yok. Yok, niye çıkarırsın ki? Peki hocam, çok teşekkür ederim.